Merhaba çocuklar, bugünkü hikayemizin adı Okula Gitmek İstemeyen Zebra. Haydi bakalım, herkes kalksın, okula gitme zamanı. Hayır anne, biz geçen sene zaten gittik ya okula. Artık okula gitmek istemiyoruz, her şeyi ezbere biliyoruz. Heh, her şeyi biliyorlarmış, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Söyleyin bakalım, kendini çok akıllı sanan Zebra'nın hikayesini biliyor musunuz? Okula gitmek yerine tek başına gezmeye çıkan Zebra'nın hikayesini. Bir gün beklenen olmuş ve Zebra bir pantere rastlamış. Panterler zebra yemeye bayılır. Panter ağzını kocaman açmış ve... Sizce ne olmuş? Tabii ki panter zebrayı yememiş. Yoksa hikayemiz burada biterdi. Panter ağzını kocaman açıp şöyle demiş: bana karnını doyurmak ile kafiyeli bir kelime söyle, yoksa seni yerim. Pasta, demiş zebra. Olmadı. Sence doyurmak ve pasta kafiyeli mi? Atıştırmak desen, yutmak desen, hatta ısırmak desen bile olurdu. Eyvah, bu hikaye kötü bitecek galiba. İsterseniz devamını anlatmayayım. Hayır mı? Peki. Panter zebrayı yemeden önce ona bir soru daha sormaya karar vermiş. Sana bir şans daha, bana bir koyun çiz. Artık bunu yapabilirsin sanırım. Peki zebra ne çizmiş biliyor musunuz? Bir fil. Tabii çizdiği şeye fil denilebilirse. Sen buna koyun mu diyorsun, demiş panter. Anlaşıldı, sen resim çizmeyi de bilmiyorsun. Bakalım sayı sayabiliyor musun? Siz ne dersiniz civcivlerim? Sizce zebra sayı saymayı biliyor mu? Şuradaki gergedanı görüyor musun? Söyle bakalım, o gergedanın sırtında kaç tane kuş var? Zebra kuşları saymaya çalışmış ama sayamayıp aklı karışınca kafasından bir sayı atıvermiş. 10! Panter zebradan ümidini kesmeden önce son bir soru daha sormaya karar vermiş. Bu son hakkın. Bu soruyu bilirsen seni yemeyeceğim, demiş. Vırrak vırrak sesini hangi hayvan çıkarır? Buldum, demiş zebra kendinden çok emin. Başak! Evet, zebra yine yanlış cevap vermiş. Cevap kurbağa olmalıydı. Sinirinden kıpkırmızı olan panter, artık bu soruyu da bilemezsen söyle bakalım, pembe flamingo ne renktir? Soruda bir tuzak olduğunu düşünen zebra tereddüt ederek, mavi yoksa yeşil mi? Tamam buldum, mor, demiş. Bence artık panterin bu hiçbir şey bilmeyen zebrayı yemekten başka şansı kalmadı. Sizce? Yine de panter zebraya son bir soru sormaktan alamamış kendini. Benim bilmediğim ama senin bildiğin tek bir şey var mı acaba? Tabii ki, demiş zebra. Sen heykel gibi kıpırdamadan durabilir misin? Ha ha, diye gülmüş panter. Bundan daha kolay ne var ki? Ve hiç kımıldamadan heykel gibi durmuş. Çok akıllıca, demiş civcivlerden en küçüğü. Zebra da bu arada kaçıp kurtulmuş değil mi? Keşke. Aksine oturup panteri seyredalmış. Birkaç saat sonra bu kadar saçmalıktan canı sıkılan panter, zebrayı da yanına alıp yola düşmüş. Nereye gitmişler peki? Okula tabii. Böyle bir zebrayla başka nereye gidilebilir ki? Haydi şimdi hepiniz okula.